Merhabalar. Önce bütün konuklarınızı da selamlıyorum. Çok Yeni direktlerine. teşekkürler. Hakikaten büyük olaylar olunca bunları konuşuyoruz ama epeydir pek iyi değildik aslında. Daha da galiba kötüye doğru gidiyoruz. Yani çok sayıda faktör var. Burada hepsini tabii özetleyemeyeceğiz ama genel olarak toplumda fiziksel ve psikolojik şiddetin artışını görüyoruz. Bunun hem dışarıdan ve içeriden faktörleri var çok sayıda. Yani dışarıdan olan faktörler, yani çok sayıda sosyolojik faktör ama derinleşen eşitsizlik, ekonomik bunalım, toplumda kadının statüsüne ilişkin tehditler, otoriterleşme, bunların hepsi bir araya geldiğinde toplumda genel bir ahlaki çöküntü dediğimiz, sosyologların anomi dediği bir hale geliyor toplum. Bu anomide bir sürü faktörler var ama anomiyi en iyi belirleyen faktörleri sosyal bilimciler genellikle kuralsızlık, para fetişleri, herkesin kendi çıkarına göre davranması ve genel ahlaki normların, değerleri toplumda akletmemesi olarak görünür. Yani baktığımızda özellikle emekle para arasındaki ilişkinin kopmuş olması, hakkaniyet duyguları gibi bir sürü faktör bunun içerisinde. Bunlar risk faktörü arttırırken daha da olumsuzluğu bunları engelleyecek caydırıcı faktörlerin özellikle kanunu yaptığından çok zayıflamış olması. Yani iki türlü bir risk faktörü var. Bir taraftan bu genel şiddetli saldırganlığı artıran faktörler yaygınlaşırken bunları engellemesi gereken toplumda yapıcı normların hem sözlü normların kurulması konusunda bir uzlaşma eksikliğimiz var. Hem de devlet bazında kamu otoritesi bakımından caydırıcı yaptırımlara yönelik eksiklikler söz konusu. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin çıkılması çok açık bir gösterge buna. Yani kadına karşı şiddete için kurulmuş adını İstanbul'da alan uluslararası sözleşmenin yine Türkiye'ye tekrarlamış olması aslında kadına karşı riskin de kolaylaştırıcı faktörüne dönüştü. Yani çok sayıda etmen bir araya gelerek bunu yaratıyor. Ama buradaki en temel faktörlerden bir tanesi şu, aynı zamanda bu sosyal medyadaki yaygınlık, olumsuz haberlerin çok dolaşması, genellikle tehdit algısının artması, güvencesizliğin bir korkuya dönüşmesi nedeniyle olduğundan da yüksek algılıyor insanlar. Yani aynı zamanda başta bir şey gelmese bile sizin mesajlarınızı da okuduğunuz gibi, gördüğünüz gibi insanlar bir korku iklimi altında, bir psikolojik terör altında yaşıyor gibi hissediyorlar kendini. Bu da çok olumsuz bir şey. Yani fiziki şiddetten bağımsız olarak her zaman başına bir şey gelecek korkusuyla yaşayan insanları görüyoruz toplumda. Bu psikolojik faktörlerin hepsini burada anlatmamız da genel olarak söylemek gerekiyor. Yani toplumdaki genel bir mutsuzluk, diye gidiş, özellikle eşitsizliğin artması ve bu tür anomiye benzer rahatsızlığı pekiştiren son bir şey faktör bana göre aslında psikolojik değil, ekonomik faktör. Enflasyon. Zaten enflasyon yine ahlaki çöküntünün, eşitsizliğin, para fetişizminin genel faktörüdür. Bunlar birleşince neredeyse zaten atmosfer olarak şiddete uygun bir toplumda kendi kurallarını yaratma rahatlığı da gelmiş oldu. Çünkü herhangi bir ölçüde olmadan, herhangi bir kıstası olmadan nasıl kazanırsan kazan anlayışının yaygın olması bir normatif çürüme anlamına geliyor toplumda. Yani biz bu ahlaki çöküntü diyoruz ama hakikaten bunu besleyen sosyal faktörleri kesmek hem de tekrardan bunu bakmak lazım. Hepsinin üzerinde de binmiş bir özelliğimiz var biliyorsunuz. Son özellikle 10-15 yılda sadece Türkiye'de değil, dünya içinde bir sorun oldu. Bu demokratik geri gidiş dediğimiz otoriterleşme çok ağır bir duygusal politik tutuklaşma yarattı. Yani toplumda karşıt grupların kendisine ait olmayan kişilere de sümet beslemesi, hasım gibi görünmesi, tehdit gibi görünmesi politik yarışmayı çığırından çıkarttı bir anlamda. Yani politik yarışmanın yaratıcılığa dönecek, gelişimini tetikleyecek fikir tartışması yerine neredeyse kutuplar arası bir çekişmeye dönüştü. Bu kabule anlayıştır. Bu demokrasilerde bu tür şeyler olmaz ama otoriterleşme bunu çok derinleştirdi. Ya bu nedenle uzlaşma kültürünün tekrar gelmesi, ortak normatif bazıyla toplumun değerler sistemini kurması gerekiyor. Bir önemli faktör de çok tartışmadık bunu ama ben şunu görüyorum. Şimdi hızlı sosyal değişimler beraberinde kurallı toplum getirmezse anomi kolaylaşıyor. Bunu araştırmalar gösteriyor. Şimdi Türkiye'de sosyal değişim çok hızlandı. Özellikle kadının eğitiminin çok artması, kadının günlük hayata katılması yaygınlaştı. Çok olumlu gelişme. Ama buna paralel olarak ataerkil anlayışta, geleneklerimizden gelen kadına karşı cinsiyetli anlayışta pozitif değişme yaşanmadı. Hatta gerileme oldu. Bu bir asimetri yarattı. Yani kadın bir taraftan geleneksel kalıplarından çıkıp gönül olup üretime katılırken buna paralel olarak
hem içerisinde hem toplumda, kamuda, devlette kadının varlığına, değerine ilişkin görüşler değişmedi. Tam tersine katılaştı. Seçim dönemini hatırlayın. Yani tamamen işte sözde aile tırnak içinde, aile adı altında LGBT düşmanlığıyla, ayrımcılıkla seçim kazanılmaya çalışıldı. Türkiye'de değil, bütün dünyada bu yapılıyor genel olarak ve bu eril din genel olarak seçim kazanma olarak erkek kültürüne, hem cins sosyalleşmesine dayalı, erkek kültürüne dayalı bir anlayış hakim oluyor. Bu model sokağa farklı katmanlarda yansıyor. Yani yöneticilerin, söz sahibi olanların, kamuda otorite olanların bu dili kullanması, bu şekilde sorunlar çözmesi, bu kutuplaşmaya göre yaşaması, bunu örnek alanlar için, bunlarla yüksek özdeşim içinde çok kötü bir tetikleyici faktör aslında. Çünkü atmosferi belirliyor. Yani genel atmosfer şiddete, vurarak çözmeye, bir şekilde masaya yumruk bulmaya göre bir toplum yaratılıyor. Yani bu demokratik değerlemenin toplumda yalnızca böyle bir ayrıştırmaya yol açması da bence dolaylı bir faktör. Yani hepsi bir araya gelerek bunu yaratıyor. Biz işte Narin olayında olduğu gibi, işte dün yaşında olduğu gibi bunlar çok gündeme gidip konuşuyoruz. Ama daha sonra bütün kökenlerini unutup günlük hayata dönüyoruz. Bunu böyle yapmak gerekiyor. Bunu yaptırmaması için mutlaka müeyyide olması gerekiyor. En canlı örneği hatırlayın. İstanbul Sözleşmesi önce ne olmuştu Türkiye'de? Hepimiz unuttuk. Ayşe Paşalı olay olmuştu. O olay çok gündem yarattı. Sağlıklı gündem yarattı. Onun üzerine bir uzlaşıyla yine hükümet döneminde, ben şimdi takdirlerimi sunmak istiyorum aslında, Fatma Şahin o zaman bakandı, çok doğru bir iş yaptı. Ve İstanbul Sözleşmesi'ni onlar getirdiler ve mecliste oy birliğiyle geçti. Yani bu tür uzlaşma tekrar yapmamız gerekiyor toplumda. Bugün Özgür Özel söyledi, çünkü iktidarın yaptığı tek doğru iş İstanbul Sözleşmesi'ydi diye. Ve ondan vazgeçti. Yani tekrar tabii benzer şeylerin, Narin'den sonra da bunu çok konuştuk ama mutlaka kadınları, örselmiş olanları koruyacak yaptırımlar olması ve bunların caydırıcılığının topla göstermesi gerekiyor. Çünkü caydırıcı olmadan bu kaosa, ahlakı çürümeye karşı önlem alınmaz. Ama bunun ilkeleri mutlaka gerçekten bir normları yaratmaktır, ortak değerlere tekrar dönmektir, mutlaka liyakat sistemine dönmektir. Yani paranın, para fetişizmi çok ciddi bir ahlaksızlık konusu. Yani bunu ne kadar konuşuyoruz bilmiyorum ama bunun bir genel kural kabul edilmesi ve para kazanmayla haklılık arası ilişkin kopması inanılmaz bir çürüme göstergesidir toplumda. Kuralsızlık göstergesidir. Yani bu türlü aslında dikkat ederseniz sadece psikolojiden bahsetmiyorum. Bütün sosyal faktörlerden bahsederek anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Bunların hepsi bir arada buraya geldi. Ama şunu da söyleyelim, çok zamanınızı almadan ilk. Şimdi bu toplumda gerçekten sosyal medyada çok yararlı. Bence açık toplum için şart. Ama sosyal medyanın negatif filtresi çok yükseldi. Yani bu tür olayların çok fazla dolaşma sokulması ve sansür geçmesi, medyada kullanılan dilin de buna uygun olması toplumdaki şiddeti olduğundan daha fazla oranda yansıtıyor. Yani rakamlara baktığımızda örneğin bu ay 36 kişi öldü ama geçen sene bu ayda 35 kişi ölmüştü bakarsanız istatistiklere. Aslında artmak çok görece ama biz medyadaki durum nedeniyle olduğundan daha şey aldık. Bunun şöyle bir riski var. Bu nötr durumları olumsuz algılamamıza, bazen haksız kararlar vermemize, bazen niyeti iyi olan insanı kötü anlamamıza yol açabilir. Bunun örnekleri de var toplumda. Bir tür psikolojik riskler de barındırıyor bu şiddet sarmalı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizi aydınlattınız.